Dünya, milyarlarca yıl önce oluştuğundan bu yana, yaşam sürekli olarak değişim ve dönüşüm içinde olmuştur. Evrim, bu değişimin merkezinde yer alır ve tüm canlıların ortak bir atadan gelerek, zamanla farklılaşarak, bugünkü çeşitliliğe ulaştığını açıklar. Evrim, doğal süreçlerin etkisiyle, canlıların genetik yapılarının değişmesini ve adaptasyonların oluşmasını sağlar. Bu süreçte en önemli mekanizmalardan biri doğal seçilimdir. Doğal seçilim, çevresel koşulların ve rekabetin etkisiyle, hayatta kalma ve üreme başarısı yüksek olan bireylerin, genetik özelliklerinin, gelecek nesillere aktarılmasıdır. Bu mekanizma, biyolojik çeşitliliğin ve türlerin uyum yeteneklerinin artmasında kilit rol oynar, böylece canlılar sürekli olarak değişen dünyada hayatta kalabilir ve gelişebilirler. Doğal seçilim teorisi, 19. yüzyılda Charles Darwin ve Alfred Wallace tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş ve modern biyolojinin temel taşlarından biri durumuna gelmiştir. Darwin, 1831-1836 yılları arasında yaptığı dünya seyahati sırasında Galapagos Adaları'nda gözlemlediği türler ve onların çeşitliliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu gözlemler, onun doğal seçilim teorisini geliştirmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Wallace ise, Güneydoğu Asya ve Amazon yağmur ormanlarındaki araştırmaları sırasında benzer sonuçlara ulaşmıştır. 1858 yılında Darwin'e yazdığı bir mektupta, doğal seçilim yoluyla evrim teorisini özetleyen fikirlerini paylaşmıştır. Bu mektup, Darwin'i teorisini yayımlama konusunda hızlandırmış ve aynı yıl ikisinin ortak makalesi Linnean Society'de sunulmuştur. Doğal seçilim, organizmaların çevrelerine daha iyi uyum sağlayan özelliklere sahip olanlarının hayatta kalma ve üreme şanslarının artması ilkesine dayanır. Bu süreç birkaç temel prensip üzerinden işler. Popülasyondaki bireyler arasında genetik çeşitlilik bulunur. Bu varyasyonlar, mutasyonlar, genetik rekombinasyon ve diğer genetik mekanizmalarla oluşur ve varyasyonlar ebeveynlerden yavrulara aktarılır. Genetik özellikler, nesiller boyu devam eder. Çevreye daha iyi uyum sağlayan bireyler, hayatta kalma ve üreme şansına sahiptir. Bu bireyler, genlerini bir sonraki nesle aktarma şansına sahip olur. Doğal seçilim, birçok nesil boyunca işler. Zamanla, avantajlı özelliklere sahip bireyler, popülasyonda daha yaygın hale gelir. Adaptasyon ise, organizmaların çevrelerine uyum sağlama sürecidir. Doğal seçilim yoluyla, belirli özellikler, çevresel koşullara bağlı olarak avantajlı hale gelir. Bu özellikler, organizmanın hayatta kalma ve üreme başarısını artırır. Örneğin, bir kuş türü, uzun gagası sayesinde, daha derindeki böcekleri yakalayabiliyorsa, bu özellik, kuşun hayatta kalmasını ve daha fazla yavru yapmasını sağlar. Zamanla, uzun gagalı kuşlar, popülasyonda baskın hale gelir. Doğal seçilim teorisi, başlangıçta bazı bilim insanları ve din adamları tarafından tartışmalı bulunmuş olsa da, zamanla geniş bir kabul görmüştür. Mendel'in genetik çalışmaları ve modern genetik biliminin gelişimi, doğal seçilim teorisini daha da sağlam temellere oturtmuştur. Bugün, doğal seçilim, evrimsel biyolojinin merkezinde yer almakta ve biyolojik çeşitliliğin anlaşılmasında temel bir rol oynamaktadır. Adaptasyon, organizmaların hayatta kalma ve üreme şanslarını artırmak için çevresel koşullara uyum sağlama sürecidir. Bu süreç, doğal seçilim yoluyla gerçekleşir ve türlerin zaman içinde değişmesine ve gelişmesine yol açar. Adaptasyonlar, hem fizyolojik hem de davranışsal özellikleri içerebilir ve genellikle çevresel baskılar tarafından yönlendirilir. Birçok hayvan, avcılardan saklanmak veya avlarını pusuya düşürmek için çevrelerine uyum sağlayan renk ve desenlere sahiptir. Örneğin, bukalemunlar renk değiştirebilirken, kutup ayıları beyaz kürkleri sayesinde karla kaplı bölgelerde gizlenirler. Bazı bitkiler ve hayvanlar, zorlu çevre koşullarına dayanmak için özel fiziksel özellikler geliştirmiştir. Örneğin, kaktüsler su depolayabilen kalın gövdeleri ve su kaybını azaltan küçük yaprakları sayesinde çöl ortamlarında hayatta kalabilir. Beslenme ve üreme gibi davranışlar da adaptasyonların bir parçasıdır. Örneğin, bazı kuş türleri yiyecek bulmak ve daha sıcak iklimlerde üremek için mevsimsel olarak göç ederler.
çevresel baskılar, organizmaların hayatta kalma ve üreme şanslarını etkileyen faktörlerdir. Bu baskılar, doğal seçilim sürecini yönlendirir ve adaptasyonları teşvik eder. Başlıca çevresel baskılar, sıcaklık, yağış miktarı, rüzgar ve diğer iklim koşulları, organizmaların hayatta kalma yeteneklerini etkiler. Örneğin, soğuk iklimlerde yaşayan hayvanlar, kalın kürkler veya tabakaları gibi özelliklerle donatılmıştır. Yiyecek ve su kaynaklarının bolluğu veya kıtlığı, organizmaların yaşam alanlarını ve davranışlarını etkiler. Yiyecek arayışı, bazı hayvanların yeni bölgeler keşfetmesine veya besin kaynaklarına daha kolay ulaşmak için özel adaptasyonlar geliştirmesine neden olabilir. Avcıların varlığı, av türlerinin hayatta kalma şanslarını etkiler ve avcılardan kaçmak veya saklanmak için çeşitli adaptasyonların gelişmesine neden olur. Aynı şekilde, avcılar da avlarını yakalamak için adaptasyonlar geliştirirler. Hastalıklar ve parazitler, organizmaların sağlık ve üreme yeteneklerini etkileyen önemli çevresel baskılardır. Bağışıklık sistemleri ve diğer savunma mekanizmaları, bu tür baskılara karşı adaptasyonlar geliştirebilir. Coğrafi izolasyon, türlerin yeni türler haline gelmesinde önemli bir rol oynar. Bir popülasyon, dağlar, nehirler, okyanuslar nedeniyle diğer popülasyonlardan ayrıldığında farklı çevresel baskılara maruz kalır ve zamanla farklı adaptasyonlar geliştirir. Bu süreç, sonunda yeni türlerin oluşmasına yol açabilir. Doğal seçilim, evrimin temel mekanizmalarından biridir ve genetik çeşitlilik üzerine kuruludur. Bu çeşitlilik, genetik mutasyonlar, genetik sürüklenme ve genetik havuz gibi kavramlarla yakından ilişkilidir. Doğal seçilimin genetik temelleri, organizmaların çevresel koşullara nasıl uyum sağladığını ve türlerin zaman içinde nasıl evrildiğini anlamamıza yardımcı olur. Genetik çeşitlilik, bir popülasyondaki bireyler arasında bulunan genetik farklılıkları ifade eder. Bu çeşitlilik, doğal seçilimin işlemesi için gerekli ham maddeyi sağlar. Genetik çeşitlilik, birkaç temel mekanizma ile oluşur. Mutasyonlar, DNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişikliklerdir. Bu değişiklikler, genlerin işleyişini ve organizmanın özelliklerini etkileyebilir. Mutasyonlar, genellikle rastgele meydana gelir ve zararlı, nötr veya faydalı olabilir. Faydalı mutasyonlar, organizmanın hayatta kalma ve üreme şansını artırarak, doğal seçilim yoluyla popülasyonda yayılabilir. Bir adada yaşayan fare popülasyonunu düşünelim. Bu farelerin kürk rengi genellikle kahverengidir, bu da onları toprak ve çevre ile kamufle ederek avcılardan korunmalarını sağlar. Ancak, bu popülasyondaki bir farede rastgele bir mutasyon meydana gelir ve bu mutasyon sonucu fare beyaz kürklü doğar. Normalde beyaz kürk, fare için dezavantajlı olabilir çünkü onu avcılara karşı daha görünür hale getirir. Ancak, diyelim ki, ada bir volkan patlaması sonucu tamamen beyaz kürkle kaplandı. Bu durumda, beyaz kürklü fare artık avantajlı hale gelir çünkü çevresiyle daha iyi kamufle olabilir. Beyaz kürklü fare hayatta kalır ve üreme şansını artırır. Sonuç olarak, beyaz kürk geni, popülasyonda yayılmaya başlar. Böylece, başlangıçta rastgele bir mutasyon sonucu ortaya çıkan özellik, çevresel koşullar değişince avantajlı hale gelir ve doğal seçilim yoluyla popülasyonda yaygınlaşır. Cinsel üreme sırasında meydana gelen genetik rekombinasyon, ebeveynlerden gelen genlerin karışımını sağlar. Bu süreç, yeni gen kombinasyonlarının oluşmasına ve genetik çeşitliliğin artmasına yol açar. Farklı popülasyonlar arasında gen alışverişi, genetik çeşitliliği artırabilir. Göç eden bireyler, yeni genetik materyal getirerek popülasyondaki gen çeşitliliğini artırabilir. Genetik sürüklenme, küçük popülasyonlarda gen frekanslarının rastgele değişmesi olgusudur. Bu süreç, doğal seçilimden bağımsız olarak gerçekleşir ve genetik çeşitliliği etkileyebilir. Genetik sürüklenme, bazı genlerin rastgele olarak popülasyonda daha yaygın hale gelmesine veya tamamen kaybolmasına neden olabilir. Genetik havuz ise, bir popülasyondaki tüm genlerin toplamını ifade eder. Genetik havuz, popülasyonun genetik çeşitliliğini ve evrimsel potansiyelini belirler. Genetik çeşitlilik ne kadar fazlaysa,
popülasyonun değişen çevresel koşullara uyum sağlama yeteneği o kadar yüksek olur. Genetik sürüklenme, genetik havuzun küçülmesine ve genetik çeşitliliğin azalmasına yol açabilir, bu da popülasyonun evrimsel esnekliğini azaltabilir. Bir ormandaki meşe ağaçları popülasyonunu düşünelim. Bu popülasyondaki tüm meşe ağaçları birbirinden biraz farklıdır. Bazıları daha uzun boyludur, bazıları daha geniş yapraklara sahiptir, bazıları ise kuraklığa daha dayanıklıdır. Bu farklılıklar, genetik havuzdaki çeşitlilikten kaynaklanır. Eğer bir kuraklık dönemi gelirse, kuraklığa dayanıklı olan meşe ağaçları hayatta kalır ve üremeye devam eder. Bu ağaçların genleri, gelecek nesillerde daha yaygın duruma gelir. Böylece, genetik havuzda kuraklığa dayanıklılık genleri artar. Doğal seçilim, insanların evrim sürecinde önemli bir rol oynamıştır. İnsan evrimi, çeşitli biyolojik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle şekillenmiştir. Bu süreçte, çevresel baskılar ve genetik çeşitlilik, insan türünün bugünkü durumuna gelmesinde belirleyici olmuştur. İnsanların evriminde, bazı önemli adaptasyonlar vardır. İlk olarak, iki ayak üzerinde yürüme gelişmiştir. Bu özellik, insanların daha verimli bir şekilde hareket etmelerine ve ellerine alet kullanımı için serbest bırakmalarına olanak tanımıştır. İkinci olarak, insanların beyinleri büyümüştür. Büyük beyinler, karmaşık düşünme, problem çözme ve sosyal etkileşim gibi bilişsel yeteneklerin gelişimini sağlamıştır. Bu durum, avcılık, alet kullanımı ve sosyal yapıların gelişiminde büyük avantaj sağlamıştır. Dil ve iletişim becerileri de önemli bir adaptasyondur. İnsanların bilgi paylaşmasını, işbirliği yapmasını ve kültürel birikimi aktarmasını sağlamıştır. Bu da toplulukların daha karmaşık duruma gelmesine yol açmıştır. Modern insan topluluklarında da doğal seçilim devam etmektedir. Örneğin, sıtmanın yaygın olan bölgelerde orak hücre anemisi genine sahip bireyler, sıtma enfeksiyonlarına karşı daha dirençli olabilir. Bu nedenle, bu genin taşıyıcıları, sıtmanın yaygın olduğu yerlerde hayatta kalma ve üreme şansını artırır. Yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan topluluklarda doğal seçilime örnek gösterilebilir. Andes, Tibet ve Etiyopya gibi yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan insanlar, düşük oksijen seviyelerine uyum sağlayan genetik değişiklikler geliştirmiştir. O adaptasyonlar, kanın oksijen taşıma kapasitesini artırarak hayatta kalmayı kolaylaştırır. Sonuç olarak, doğal seçilim, insan evriminin temel itici güçlerinden biridir. İnsanların çevresel değişimlere uyum sağlamasında ve biyolojik çeşitliliklerini artırmasında önemli bir rol oynamıştır. Yepyeni bilimsel içerikler için abone olmayı unutmayınız.